Abi nasıl? Şu eller bak. Hayır. Bize Çankırı bir yasak koymuş ama biz Çankırı'la kardeşiz. Biz Çankırı'la düşman değiliz. Yozgat'la da düşman değiliz. Hiçbir yakın vilayetlerimizde düşman değiliz. Bu yasağın kaldırılmasını, bu dostlukların devam edilmesini. Seneye de bizim maçımız var Çankırı'yla. Öbür sene Çorum'la olur, öbür sene Yozgat'la olur ama bu yani kin devam etmemesi lazım. Yozgat, Çankırı Belediye Başkanı Sayın Dinç'ten, Çankırı Milletvekili'nden, bilakis Kırıkkale Milletvekili'nden zaten görüştüm Ramazan Can Bey'le. Abdullah Öztürk Bey'le, Mehmet Demir Bey'le, başkanımız Mehmet Saygı'yla bu yasağın kalkmasını istiyoruz. Biz taraftar olarak düşman değiliz. Biz oraya bir patlayıcı atmaya, dövüşmeye, kavgaya da gitmiyoruz. Biz spor kardeşliktiriz. Biz kardeşlik amacıyla Çankırı'ya gidip başımızı dostça orada oynayıp inşallah kazanıp gelmek istiyoruz. Ama bu dost yani düşmanlığın her zaman biz devam etmesini istemiyoruz. Çünkü biz dostuz, kardeşiz. Vekillerimizden bu yasağın pazartesine kadar kaldırılmasını istiyoruz. Sayın Çankırı Belediye Başkanı İrfan Dinç'e ellerinden öperim. Çok iyi bir insan. Çankırı Milletvekili Hüseyin Bey iyi bir insan. Ahmet Buhan Bey iyi bir insan. Ama bu yasağın kalkmasını istiyoruz. Kardeşçe gidip dostça yemeğimizi yiyip Çankırı'da esnafla gezip, çarşıda gezip, kol kola gezip bu yasağın kalkmasını istiyoruz. Mümkünse bu yasağı devam ettirmesinler. Başkanım bugün de taraftarlarımız bugün bir toplandılar takıma destek için. Bununla ilgili neler söyleyecek? Bunun da biz de işte barış için, kardeşlik için, yasağın kalması için, şehrimizin takımımıza sahip çıkması için, bürokrasi için bunları geldik, yürüyüş yapıp kendimizi göstereceğiz. Kırıkkale sahipsiz değildir. Kırıkkale'ye de sahip çıkan vekillerimiz olacaktır. Hepsine çok çok teşekkür ederim. Yani yaptılar da konuştular da ama daha büyük destek istiyoruz Kırıkkale Spor için. Başkanım o zaman buradan Çankırı Valimize, Belediye Başkanımıza bu yasağın kalkması için buradan bir çağrı yapıyoruz değil mi? Tabii ne olur yani Çankırı Sayın Valimiz, Çankırı Belediye Başkanımız Sayın Dinç'e, Çankırı bürokrasilerine, Çankırı milletvekillerine rica ediyorum. Bu yasak kalsın. Pazartesine kadar kardeşçe gidelim. Çankırı'da güzel güzel gezelim. Başımızda oynayalım. Ama yeneriz, ama yeniliriz. Futbol galibiyet olur, beraberlik olur. Her şey olabilir ama dostluk kazansın. Dost olalım Çankırı Spor'la, Kırşehir Spor'la, Yozgat Spor'la, gerekirse her takımla, kenarımızdaki vilayetlerle. Mümkünse rica ediyorum İrfan Bey'den, valimizden, Sayın Çankırı valisinden rica ediyorum. Yasağı kaldırsınlar. Başkanım teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Kanal siyasete çok çok teşekkür ediyoruz. Çünkü Kırıkkale'yi tanıtan, yakın illerimizi ve çevremizi tanıtan kanal siyasete çok teşekkür ederim. Burada İbrahim Yaman Bey'e, sizlere çok teşekkür ediyorum. Çünkü bizim ismimizi Türkiye'de duyuruyorsunuz. Teşekkür ederim. Biz, bir başka taraftamızda herhalde. Evet siz neler söyleyeceksiniz bugün yasak için Çankırı deplasmanı? Valla işte Barbaros kardeşim önce hoş geldiniz diyelim. Valla şu anda bizim biliyorsunuz salı günü bir maçımız var Çankırı Spor'a. Bu da çok önemli bir maçımız. Çünkü biz burada şampiyon olmayı istiyoruz ve şampiyon olacağız. Burada seçimlerde bizim milletvekili abilerimiz, adaylarımız vardı. Üçünün de bize bir sözü vardı. Dedi ki eğer ki inşallah biz seçilirsek biz Kırıkkale Spor için elimizden geleni her şeyi yapacağız dediler. Bunlar doğru mu? Doğru. Şimdi buradan bizim vekillerimize tek dediğimiz şu. Bu yasağı kesinlikle kaldıracaklar. Bu bizim de taraftar grubu arkadaşlarımız da bu maça kesinlikle gelecek. Niye dersiniz? Çünkü biz şampiyon olacağız. Şampiyonluğu önemli takımız. Çünkü taraftar şampiyonluk istiyor. Bizim buradan bir demecimiz daha var. Şunu daha söyleyelim. Kırıkkale valimiz, milletvekilimiz, belediye başkanımız bizim bunlardan tek istediğimiz şey şudur. Takımına sahip çıksın. Yasağı kaldırsınlar. Biz başka bir şey istemiyoruz. Biz buradan sadece sesimizi duymak istiyoruz. Tabii ki sesimizi aynen. Büyüklerimizi seviyoruz. Zaten milletvekillerimizi seviyoruz. Belediye başkanımızı seviyoruz. Emniyet müdürümüzü seviyoruz. Hepsini de seviyoruz. Çok teşekkür ederim ama şu yasak kalsın. Kardeşlik devam etsin. Düşmanlık etmesin. Evet. Biz düşman olmak istemiyoruz. Çankırı'yla, Kırşehir'le, Yozgat'la, Kayseri'yle, Ankara'yla, hiçbiriyle. Çorum'la. Kardeşliğimiz spor kardeşliktir. Spor dostluktur. Onun için milletvekillerimizden bu yasağın kaldırılmasını, Sayın İrfan Dinç Bey'den çok teşekkür ederim. Bu yasağı kaldırsın.
Çankırı Belediye Başkanımız, Sayın Milletvekilimiz Hüseyin Filiz Bey'e de teşekkür ederim. Bu yasağı kaldırmasını istiyoruz. Muhafızlar olsun. Ondan sonra Daltonlar grubu olsun. Böyle güzel bir organizasyon yaptı. Hepsine Allah razı olsun. Bu büyük taraftara şampiyonluk yakışır inşallah. Yalnız biz hepimiz aynı toprağın insanıyız. Bozkır insanıyız. Yazık günah. Şu tarafa yazık günah var. Herkes buraya çıkıp geldi. 70 kadar burada İşini insan var. İşini gücünü bırakan geldi. İşini gücünü bırakan geldi. Yazık günah bunlar. Vallahi gerçekten yazık günah. O zaman buradan... Aramızda hiçbir düşman yok. Hepimiz kardeşiz. Kırşehirlisi, Çankırısı, Yozgatlısı. Evet. O zaman yani kardeşiz ya. Biz Kırıkkale Spor taraftarı olarak burada şiddete karşıyız. Kesinlikle. O zaman kesinlikle. Biz de buradan diyoruz ki Çankırı Valimize, Çankırı Belediye Başkanımıza, TFF yetkililerine kesinlikle. Lütfen. Biz burada kol kola maç izlemek istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz yani. Şampiyon Yozgat olur, yeniliriz önemli değil. Ama şu yasak kalsın gerçekten de. Türkiye'nin genel sorunu ya. Taraftarları deplasmana almama gibi bir özellik çıktı. Bu artık yani gitgide aşıyor. Hiçbir yere gidemiyoruz. 2 haftadır seyircisiz. Bir de bu eklenince 3 yani Kırşehir de almayacak bu gidişle. Yani Çankırı'nın bu ayıbı. Biz onları aldık aynı şekilde buraya. Onların bu ayıbıdır yani. Buraya biz oraya almaması. Yani kaldırmalarını istiyoruz buradan. Yani bizim siyasilerimizden, vekillerimizden, belediye başkanımızdan, valimizden kaldırmasını istiyoruz yani bu cezayı. Bu taraftarın hakkı yenmesin ya. O zaman buradan siz de bir Kırıkkale Spor taraftarı olarak evet. Çankırı Belediye Başkanımıza, Çankırı Valimize buradan güzel bir çağrı yapalım. Onlar da bizim sesimizi alacaktır inşallah. Yani buradan Çankırı Belediye Başkanımız İrfan Dinç'e, Çankırı Valimize yani rica ediyoruz bu taraftarın hakkı yenmesin ya. Rica ediyoruz lütfen. Muhafızlar Taraftar Grubu olarak biz de geldik. Bütün taraftar gruplarımız burada. İnşallah hayırlı sonuç alırlar ya. Muhafızlar Taraftar Grubu olarak katıldık. Biz buradan Sayın Çankırı Valimize, Belediye Başkanımıza sesleniyoruz. Rica ediyoruz bu yasağı kaldırsın. O futbol taraftarla güzeldir. Ya burada yaşanan olaylar olabilir tabii ki. Yani edilen küfürler tabii ki edilebilir ama futbolda biz, böyle şeyler olur diyorsunuz değil mi? Futbolda olur yani her şey. Ya biz buradan Çankırı Belediye Başkanımıza, Çankırı Valimize sesleniyoruz. Rica ediyoruz yasağı kaldırsın. Buradan da Sayın Valimize sesleniyoruz. Burada önceden Yozgat taraftar alınmayacağını açıklamıştı. Geri cuma oldu. Taraftar yasağını kaldırdı. Sayın Valimiz bunu kaldırdıysa Çankırı deplasman yasağını da kaldıracağını ben düşünüyorum Sayın Valimizin. Sayın milletvekillerimizin işini gücünü bırakıp pazartesiye kadar bu işi halletmeleri lazım. Yani biz milletvekillerimize güveniyoruz. Bu yasağı kaldıracaklar. Yoksa yani milletvekillerimiz, Sayın Valimiz bir şey yapamazsa demek ki Kırıkkale'mizde milletvekili vali fos geliyor diyebiliriz yani. Çekilmemiz devam ediyor. Kırıkkale Spor Çankırı deplasman yasağı geldi. Hemen 71'e genç taraftarlar grup başkanı Aytaş'la beraberiz. Evet. Başkan Çankırı deplasmanında taraftar yasağı getirildi. Ya, neler söyleyeceksin? Şimdi Yozgat'ın bakanı var bir Bekir Bozbağ. Yozgat tarafında. Bekir Bozbağ. Yozgat'ın bakanı mı, Türkiye'nin bakanı mı? Yani Bekir Bozbağ Yozgat'ın bakanıysa o zaman oradakiler oy versin. Türkiye'nin bakanı olduğu için çifte standart yapılmasın. Bu taraftar haykırıyorsa taraftar kendi hakkını korumak için haykırıyor. Vekillerimiz, belediye başkanımız lütfen bu taraftara, bu insanlara sahip çıksın. Bu yasağı kalkması için Çankırı Valimize, Çankırı Belediye Başkanımıza burada sesleniyoruz. Neler söyleyeceksin? Vekiller uyuma! Ya aramızda zaten iki şehrin Güzide takımında aramızda bir sorun olmadığı için Sayın Valimiz, Sayın Vekillerimiz ve Çankırı Belediye Başkanı yani bunda bir düşmanlık olmadan, bir kargaşa olmadan temennimiz bu yasağın kalkması. Bu yasağın da Çankırı Belediye Başkanı'na sesleniyorum. Kaldıracağına yürekten inanıyorum. Kardemedik, her şeyi yaptık. Lütfen milletvekillerimize sesleniyorum, valimize sesleniyorum, Çankırı valisine sesleniyorum. Lütfen kardeşçe maça gidelim, kardeşçe oynayalım, dostluk kazansın. Kim yenmiş, kim yenilmiş, kim kazanmış hiç önemli değil. Lütfen Çankırı valisine, belediye başkanına sesleniyorum. Lütfen bu yasağı kaldırsınlar. Hepimiz bu milletin evladıyız. Yakışmaz yani. O zaman buradan Çankırı Belediye Başkanımıza, valimize bu yasağı kalkması için değil mi? Kendisine buradan teşekkürlerimi, saygılarımı sunuyorum. Lütfen ve lütfen buradan sesleniyorum. Bizi duyarlarsa bu yasağı kaldırsınlar. Lütfen diyorum. Evet. Buradan valimize, belediye başkanımıza söyleyeceklerimiz. Onlar da elini taşın altına koyup gerekli şeyleri yapmasını istiyorum. Lütfen Kırıkkale'yi sahipsiz bırakmasınlar. Evet. Teşekkür ederim. Çankırı'nın yasak koyması anlamsız bir yasak. Yani bizim milletvekillerimizden istediğimiz tek şey
yasağın kaldırılması. Başka hiçbir şey istemiyoruz biz. Bugün işini gücünü bıraktı gene taraftar. Yasağın kaldırılması için uğraşıyor. Şu anda daha bir haberi yok. Ama yani bizim Çankırı'yla bir sıkıntımız olmadığı için niye yasak koyuyorlar bilmiyoruz. Zaten her gittiğimiz deplasmanda yasak. Her gittiğimiz deplasmanda ya da içeride yasaklarla karşılaşıyoruz. Başkanım şimdi Çankırı buraya geldi. Burada yasak vardı ama kaldırıldı. Evet yasak aynen kaldırıldı. Öyle. Biz bu hassasiyeti Çankırı Belediye Başkanımız, valimizden değil mi? Aynen öyle, aynen öyle. Desteklik istiyoruz. Aynen öyle. Çankırı Belediye Başkanı'yla zaten bizim bir sorunumuz olmadı yani. Yani bu yasak, yasaklarla futbol olmaz. Yani bu kadar kişiye zulüm, eziyet etmenin bir anlamı yok. Evet. Onun için şampiyon olması için bu takımın taraftarsız da şampiyonluk olmaz. Yani bu yasak anlamsız bir yasak. Yani Kırıkkale Spor yasaklarla yıldıramazlar. Başkanım şimdi bu da Kırıkkale valimize, vekillerimize, belediye başkanımıza bir çağrıda bulunur muyuz? Ne söyleyeceksiniz? Valla işte bak taraftar burada. Sabahtan beri taraftar feryat ediyor. Bu taraftarın hiçbir zaman kimseden bir beklentisi yok. Cebine para da girmiyor. Çoluğundan, çocuğundan şey yapıyor. Onun için yapılacak bir şey yok abi yani. Yani şimdi taraftar olarak da buradaki arkadaşların hiç, yani cebine giren hiçbir şeysi yok. Bu adamlar gecesini gündüzüne katıyor. Burada takım için mücadele ediyor. Yani işini gücünü bırakıp. İşini gücünü yani bu adamların cebine kaç kuruş giriyor şu Kırıkkale Spor'dan? Kimseye bir şey girmiyor. Vali hassasiyetli davranması lazım. Taraftar her zaman cebinden yiyen, ömründen harcayandır. Hiçbir taraftar grubu da, hiçbir taraftar da cebine bir kulüpten bir kuruş para almamıştır. Ama buradaki feryadı vali, belediye başkanı sahip çıkması lazım. Bu memleket bizim. Yozgat'tan gelip de emniyet müdürünün Kırıkkale Spor sahasında volt atmasının anlamı ne? Biz bunları çözemiyoruz ya. Ne anlamı var ya? Bizim kendi emniyet müdürümüz koruyamıyor mu da? Saçma sapan işler. Şampiyonluğumuz engellenmesi için elinden gelen kim ne yapıyorsa ardına koymuyor. Ama burada cefakar, ömründen yiyen, her zaman dediğim gibi cebinden harcayan bu taraftarlar var. Onun için buradan valiye şunu söylemek istiyorum sayın valiye. Biz sahipsiz değiliz. O Çankırı'ya da gideceğiz. Gerekirse girmesek de o stadın önünde bekleyeceğiz. Bu taraftarın hiçbiri cebine bir kuruş girmiyor. Tamam mı? Bunu herkes bilsin. Bizden, belediye başkanımızdan razı olsun. Ama tek isteğimiz ne olursunuz bize yardım edin. Deplasman yasağımızı kaldırın. Rica ediyorum, yalvarıyorum Allah aşkına. Çünkü buramıza kadar geldi. Bizim artık size hani derdimizi anlatacağımız kimse kalmadı. Halkımızla paylaşıyoruz. Çünkü vekillerimiz de bizi bilmiyorum artık istemiyor mu yoksa hani işin içine müdahale edemiyorlar mı? Canları sağ olsun. Canları sağ olsun. Onları biz çok seviyoruz. Onları çok seviyoruz. Bu yasağı kaldıracaklarına onlara inanıyoruz. Çankırı deplasmanı taraftar yasağı getirildi. Evet. Siz de burada bu yasağı kalkması için mücadele veriyoruz. Mücadele evet. Büyüklerimizden şu anda burada bulunan arkadaşlarımızın çoğu da işini gücünü bırakıp gelenler var. Doğru. Türkiye'mizin önde gelen illerinden Çankırı, Kırıkkale maçı oynanacak salı günü içerisinde Allah kısmet ederse biz Çankırı büyüklerimiz milletvekillerinden, belediye başkanından ve valisinden rica ediyoruz. Kırıkkale Spor taraftarları olarak yasağı kaldırırlarsa şayet biz de sporumuza düzgün bir şekilde devam ederiz. Sporun içine siyasetin karışmasını istemiyoruz. Kesinlikle. Ve de Kırıkkale'deki büyük abilerimizden, milletvekillerimizden, belediye başkanımızdan, sayın valimizden bu yasağın kaldırılması için ellerinden gelenin yapılmasını istiyoruz. Bu kadar grubu görüyorsunuz taraftarlar olarak. Biz de Kırıkkale'nin biraz sahipsiz kaldığını düşünüyoruz. Büyüklerimizden tek ricamız Kırıkkale sporumuza sahip çıkılması. Burada çağrıda bulunuyoruz değil mi? Evet. Burada abi söyleyecek bir şey yok. Onların siyasi gücü varsa bizim de Allah'ımız var yani. Yapacak hiçbir şey yok. Bizi burada sahipsiz bırakanlar utansın. O zamanı gelip kapılarımızda biz Kırıkkale Spor'u şampiyon yapacağız deyip de Kırıkkale Spor'u şampiyonu aynen maçı geldiği zamanda da bizi böyle sahipsiz bırakanlara Allah onları el kahrar adıyla kahretsin diyorum. Ya Allah! Bismillah! Allah!